Merhaba, çalışmalar herkese. 50 derste 50 programlama dili hakkında serimizin 21.sini gerçekleştireceğiz bugün. Tarihler 5 Haziran 2018. Şimdi R programlama dilinden bahsedeceğim. Nedir, neler yapılabilir? Veri analizi ile ilgilenen arkadaşlar veya bu başlıkta bilgisi olmak isteyen arkadaşlar için hazırlamış olduğumuz kısa bir açıklayıcı video. Nedir? İstatistiksel hesaplama ve grafikler için yazılım ortamı olup aynı zamanda bir programlama dildir. Yani hem bir hesaplama işlemi yapılan ve grafiklerin ortaya konduğu bir yazılım ortamı hem de bir programlama dili olarak geçiyor literatürde. Ama bir programlama dili olarak kabul ediyor. Mesela ASP bir programlama dili olarak kabul edilmiyordu. Bir framework olarak kabul ediyordu. Ama R bir programlama dili. Tarihçesi Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi'nde Ross Yaka ve Robert Gentleman tarafından ortaya çıkarılan R programlama dili hali hazırda R geliştirme çekirdek ekibi tarafından devam etmekte. 1993 yılında resmi olarak piyasaya sürülüyor R programlama dili ve şu an üzerinden geçen yaklaşık 24-25 yıllık süreçte çok ciddi bir geliştirici kitlesine ulaşıyor. Birazdan istatistikleri de veriyor olacağım. Dünya genelindeki ilk 100 programlama dili içerisine giriyor. Sonra üst sıralara tırmanıyor. Şu anda 12. sıralara kadar çıkmış durumda. Zaten yani bu şu an işte çok popüler programlama dilleri JavaScript, ondan sonra işte Python, C#, C bunların yanına yeni teknolojilerin getirdiği programlama dilleri üst sıralara çıkıyor. Mesela neler yapılabilen, işte veri analizi yapılabilen, yapay zeka modülleri yazılabilen, ondan sonra biraz daha böyle işte tasarım mimarisi başlıkları adı altında çalışılabilecek programlama dilleri gibi. Yani bunlar hem yeni programlama dillerini beraberinde getiriyor, hem de yeni istihdam alanlarını oluşturuyor. O yüzden yani çok hızlı bir şekilde değişen ve gelişen bir sektör. İstatistiki yazılım geliştirme için istatistikçiler arasında standart haline gelen R programlama dili, istatistiki yazılım geliştirme ve veri analizi alanında kullanılmaktadır. Zaten R programlama dili deyince akla gelmesi gereken ilk cümle veri analizi olmalı. 5 Haziran 2018, Wikipedia ülkemizde hala kapalı. Wikipedia'ya verilen değer herhalde, yani da Wikipedia'ya verilen değer çok güzel bir cümle olmadı. Bilime verilen değer diyelim. Bilime, işte kodlamaya, yazılıma, teknolojiye verilen değerin en güzel örnekleri. R programlama dilinin kaynak kodları GNU, yani genel kamu lisansı, özgür yazılım lisansı olarak geçiyor. Bunun da şey var. GNU hakkında internetten detaylı bilgi edinebilirsiniz. Özgür yazılım lisansı altında olup değişik işletim sistemlerinde de kullanılabilir durumda R programlama dili. Komut satırı arayüzü kullanıyor olsa da değişik grafik kullanıcı arayüzleri de içerisinde mevcut bulunmakta. 2 milyondan fazla. Bu istatistik 2016 yılına ait. Daha şu anda biraz daha arttığını düşünüyorum. 2016 yılında 2 milyon civarındaydı. Şu an daha fazladır muhtemelen. 2 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. 2018 yılı itibariyle dil popülaritesi sıralamasında şu Programming Language Ranking diye bir şey var. Dünya dil popülaritesi sıralaması. 6 ayda bir falan yayınlanıyor genelde. Orada şu anda 12. sırada. Bu listenin ilk sırasında da JavaScript var. İlk sırada galiba JavaScript vardı. R programlama dili bu listede 12. sırada. Neler yapılabilir? Veri analizi zaten R programlama diliyle bütünleşmiş olan başlık. Daha sonra istatistiksel hesaplamalar, grafiksel gösterimler, istatistiksel programlama, bilimsel hesaplamalar, finansal grafikler, bioenformatik de biyolojinin alt dalında bir başlık gibi daha pek çok başlıklarda ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor. Ama anahtar olay ne? Veri analizi ve istatistiksel hesaplamalar. Şu şekilde de bir print ifadesiyle de merhaba dünya diyerek yazdırma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bilgi güçtür diye yola çıktık. Ne kadar çok şey bilirsek, ne kadar çok öğrenirsek, ne kadar çok kendimizi geliştirirsek bizim için o kadar kıymetli olur. Çünkü bilgi güçtür. Programlama dili serimizin 21. dersiyle ilgili söyleyeceğim, R programlama dili ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Kendiniz yorum olarak eklemek istediğiniz başlıklar varsa videonun altına bırakabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde, 22. programlama dili dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.